أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني صدق رسول الله فيما قال أو كما قال. Muhterem Müslümanlar, zaman hızla akıp giderken hüznü de sevinci de bir arada yaşıyoruz. Rabbimizin af ve mağfiretine, engin rahmetine susayan gönüllerimize bir lütuf olarak gelen şifa ayı Ramazan'ın son günlerine yaklaşıyoruz. Salgınla buruk geçen günlerimizde bir inşirah ve huzur vesilesi olacak Kadir Gecesi'ne kavuşmayı heyecanla bekliyoruz. Yarın inşallah Kadir Gecesi'ni idrak edeceğiz. Bizleri bu günlere ulaştıran Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Kadir Gecemiz mübarek olsun. Aziz Müslümanlar, Cenab-ı Hak bütün insanlığı şirkin, zulmün ve cehaletin karanlıklarından İslam'ın aydınlığına eriştirmek ve ruhen olgunlaştırmak için Kur'an-ı Kerim'i indirmiştir. Kur'an ile bağı güçlü olan her şeyin değerini yüceltmiş, onu okuyup anlama ve yaşama gayretinde olanın ömrüne bereket vaat etmiştir. Kur'an'ın indirildiği ay 11 ayın sultanı, indirildiği gece de 1000 aydan daha hayırlı Kadir Gecesi olmuştur. Değerli müminler, Kadir Gecesi, Yüce Rabbimizin yeryüzüne Esselam ismiyle tecelli ettiği, mümin gönüllere huzur ve esenlik vaat ettiği gecedir. Kadir Gecesi, lütuf ve izzeti, feyiz ve bereketi bol olan manevi bir fırsat gecesidir. Nitekim Cenab-ı Hak Kadir Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Biz Kur'an'ı Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Aziz müminler, o halde geliniz, Kur'an'ın indirildiği Kadir Gecesi'nde hayat kitabımız Kur'an'la irtibatımızı gözden geçirelim. Yaratılış gayemizi tefekkür edip Rabbimizle kulluk ahdimizi tazeleyelim. İbadet ve taatle, zikir ve tesbihle, tevbe ve istiğfarla bu mübarek geceyi ihya edelim. Salgından ve her türlü maddi ve manevi hastalıktan şifa bulmak için Rabbimize yalvaralım. Sevgili Peygamberimizin bu gece yapılmasını tavsiye ettiği şu duayı dilimizden düşürmeyelim. Allah'ım, sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affeyle.